Aşağıdaki resimde EFGH dörtgeni bundan bahsediliyor. ABCD dörtgenine uygulanan bir dizi dönüşüm sonucu elde edilmiştir. Bir de bize burada yazılı olan bu bilgiler verilmiş. A açısı 69 derecedir. B açısı 102 derecedir. G açısı 145 derecedir ve H açısı 44 derecedir. Ek bilgilerin hangisi kullanılan dönüşümlerin öteleme, döndürme, yansıma ve genişletme olduğu ve başka herhangi bir dönüşüm olmadığı sonucuna varmak için yeterlidir. Sadece öteleme, döndürme, yansıma ve genişletme yapılmış olması bu şekillerin benzer olduğunu söylemenin bir başka yoldur. Ve eğer durum buysa o zaman bu soruda benzer dörtgenlerle uğraşıyoruz demektir. Bunu söylemenin bir başka yolu da şu, Sağdaki bu bilgilerden hangisi? Yani ilki, ikincisi, bunların ikisi birden veya hiçbirisi. Bu bilgilerden hangisi bu dörtgenlerin benzer olduğunu belirlemek için yeterlidir? Veya şöyle de diyebiliriz. Bunların birinden diğerine sadece öteleme, döndürme, yansıma ve genişletme uygulayarak ulaşabiliyor muyuz? Bir dörtgenden diğerine ulaşabiliyor muyuz? Şimdi buradaki bilgilere bir bakalım. Önce ilkiyle başlayalım. Bize C açısının 145 derece olduğu söylenmiş. Yani buradaki açı 145 derece deniyor. Bunu buraya yazalım. Ve E açısının ölçüsünün de 69 derece olduğu söyleniyor. Yani burası 69 dereceymiş. Verilen bu bilgiyle yani bu bilgi sayesinde bu dörtgenlerden her ikisinde de bu dörtgenlerin her ikisinde de açılardan 3 tanesini biliyoruz. Ve 3 tanesini bildiğimiz için dördüncüleri de bulabiliriz. Bulabiliriz çünkü bir dörtgendeki açıların toplamının 360 derece olduğunu biliyoruz. Yani eğer buradaki f açısının kaç derece olduğunu bulmak istersek, bu açıya, bu f açısına x derece diyelim, şöyle bir işlem çıkacak. x artı 69 derece, artı 145 derece, artı 44 derece, eşittir 360 derece. x'in değeri 360 eksi bu diğer değerler olacak. Yani 360 eksi 69 eksi 145 eksi 44 bu da eşittir 102 derece. Buna göre buradaki açı bu f açısı 102 derecedir. Şimdi buna dikkat edin. Bunların ikisinin hali hazırda 3 tane açısı ortak. 69 derecelik bir açı var. Bunları renkli yapalım şimdi. Buradaki açının ölçüsü 69 derece. Bu da öyle. Sonra bir andaki, bunu da maviyle yapalım. Bu açı 102 derece. Bu da öyle. Daha sonraki açı 145 derece ve eğer açılardan 3 tanesini biliyorsanız buradaki son açının 44 derece olması gerektiğini de anlamışsınızdır diye ümid ediyorum. 360'tan 145, 102 ve 69'u çıkarırsanız 44 kalır. Yani bu iki dörtgenin açılarının tümü birbiriyle eşittir. Eğer önünüzde bu iki şekil varsa ve yöndeş açıların, yöndeş açıların tümünün birbirine eş olduğunu görürseniz, bu durumda bu dörtgenlerin birbirine benzer olduğunu söyleyebilirsiniz. Ve eğer bunların benzer olduklarını bilirseniz, öteleme, yani şekli iki boyut arasında kaydırma, bazı noktaların etrafında döndürme, yansıma, yani şekli bir doğrunun üzerinden yansıtma veya genişletme, yani şekli küçültme veya büyütme gibi dönüşümlerin kombinasyonunu, kombinasyonlarını, kombinasyonlarını kullanarak bunların birinden diğerine ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Yani ilk seçenek kesinlikle doğru. Şimdi bakalım ikincisi de bunların benzer olup olmadıklarını belirlememize yardımcı olabiliyor mu? Bakalım. Evet bunları silelim. Bize çalışacak yer lazım. Bunu sileyim. Bunları silelim. Güzel. Şimdi ikinci ifadede ne söyleniyor? İkinci ifade bize D açısının ölçüsünün 44 derece olduğunu söylüyor. Yani burası 44 derece. Ve F açısının ölçüsünün de 102 derece olduğunu söylüyor. F açısı 102 derece. Yani aslında bize yine iki dörtgen içinde, iki dörtgen içinde birer açı daha veriliyor. Ve üç açının ölçüsünü bildiğimize göre son açının ne olduğunu bulabiliriz. Şimdi, eğer iki dörtgendeki açıların hepsini biliyorsanız, bunların benzer olup olmadığını da belirleyebilirsiniz. Dörtgenlerin benzer olmasının şartı da şu. Dört yöndeş açının da ölçüleri eş olmalı. Sadece söylemekle kalmayayım, şimdi size bunu göstereyim. Öncelikle buradaki şu son açıyı hesaplayalım. Hemen hesap makinemizi tekrar çıkaralım. Burası 360 eksi 102 eksi 145 eksi 44 olacak. Ve bu da eşittir 69 derece. Yani buradaki açı 69 derece. Şimdi şuna dikkat edin. 102 derece, sonra 69 derece, sonra 44 derece. Ve burada da 102, 69 ve 44 var. Dolayısıyla bu son açı da aynı bunun gibi 145 derece olmalı. Eğer açılardan üçü aynıysa 4. açılar da 4. açı da eş olmalı. Bu açı bununla eşleşiyor. Bu açı bununla eşleşiyor. Bu açı bu açı ile eşleşiyor. Ve son olarak bu açı da bu açı ile eşleşiyor. İki dörtgenimiz var. Bu iki dörtgendeki yöndeş açıların dördü de birbirine eş. Buna göre bu dörtgenler benzer olmalı. Dolayısıyla birinden diğerine, bir dörtgenden diğer dörtgene öteleme, döndürme, yansıma ve genişletme gibi dönüşümlerle ulaşabileceğimizi söylemek mümkün. Yani bu seçenek de doğru.